Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Samsung Galaxy A54. Şimdi yükseltilmiş bir işlemciyle gelen Samsung Galaxy A54 piyasadaki en iyi orta sınıf telefonlardan biri olmak için geri döndü aslında. Kasanın içi sağlam teknik donanımla dolu ve de beğenilmeyecek çok az özelliği olan bir telefon olmuş bu. Küçültülmüş bir Galaxy S23 gibi hissettiriyor hatta kendisini. Peki Samsung Galaxy A54 gerçekten bizlere neler sunuyor? Şimdi gelin detaylı incelemesinde neler var neler yok hepsini konuşalım. Tabii her zaman olduğu gibi destek destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara hemen geçelim. Önceki Galaxy A modelleri dünya çapında en çok satan akıllı telefonlardan bazıları oldu ve aslında bu da yeni nesiller üzerine büyük bir baskı oluşturuyor. Geçen yılki A53'ün ardından Samsung A54 ile işleri yoluna sokma peşinde. Çünkü geçtiğimiz yılki A53 bir kısım tarafından beğenildi, bir kısım tarafından beğenilmedi bazı özellikleri yüzünden. Tabii yıldan yıla aslında burada pek bir şey de değişmedi, ancak A53'ün işlemcisinde ciddi bir yükseltme yapıldı. Yani A54'te bu geliştirildi ve bu Galaxy A54'ün en iyi orta sınıf olarak tavsiye edilmesinin anahtarlarından biri oldu şu an piyasada. Galaxy A54 amiral gemisi Galaxy S23 serisinin zarif görünümüne, 120 Hz yenileme hızına sahip mükemmel bir ekrana, sağlam pil ömrüne, güvenilir kameralara ve de Samsung'un yazılım desteğine sahip. O halde detaylara şimdi tasarımdan devam edelim. Tasarım konusunda Galaxy A54 şu an piyasadaki en iyi görünen orta sınıf akıllı telefonlardan biri. Günün sonunda şık bir akıllı telefon olmuş aslında. Selefine benzer görünse de amiral gemisi S23 serisiyle de uyumlu. Daha yuvarlak köşeler gibi küçük ince ayarlar onu hem modern gösteriyor hem de onu farklılaştırıyor. Yeni kamera düzenini beğenip beğenmemek kişisel bir tercih ama ben bu stili seviyorum aslında. Her ne kadar düz bir yüzeydeyken bir ucundan bastırdığınızda telefonun sallanması biraz rahatsız etse de yine de seviyorum bu durumu. Telefon aslında Galaxy S23 Plus olarak da geçebilirmiş, yani tarihe not alınabilirmiş. Daha önce ayrıntılara girene kadar dışarıdan baktığınızda ikisini ayırt etmek zor arkadaşlar bu arada. Burada plastik bir arka kapak ve de çerçeveler var. Ekranında Gorilla Glass 5 koruyor. S23 gibi buradaki kasada elde biraz kaygan hissettiriyor ama yapı kalitesi hani cidden iyi, hiçbir problem yok. Aynı zamanda IP67 ile toz ve su geçirmezlik derecesine sahip seçkin birkaç orta sınıf akıllı telefonlardan biri olmuş A54. Telefon A53'e nazaran biraz ağır ama hani bu ağırlık çok büyük değil. Şöyle ki ağırlık 13 gram artarak 202 grama çıkmış. Yine de çok ağır değil dediğim gibi. Ancak daha hafif bir şey istiyorsanız farklı Samsung modellerine de bakabilirsiniz. Renk seçeneklerine gelirsek A54'ün limon yeşili, beyaz ve grafit gibi 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Benim elimdeki limon yeşil modeli, hani bu da özellikle gençlerin ilgisini çekecek kadar hoş görünüyor. Yani rakiplerinden de farklı aslında rengi burada. Tasarım konusunda son olarak arka yüzün parmak izlerine karşı dayanıklı olduğunu da söyleyebilirim. Yani bastırdığınızda parmak izi çok fazla belli olmuyor. Ekran konusuna gelirsek Samsung ekran boyutunu birazcık düşürmüş burada. Hani biraz dediğim aslında 0.1 inç arkadaşlar. A54 6.4 inç ekranla geliyor, ancak bunun dışında çoğunlukla Galaxy A53 ile aynı ekran özelliklerine sahip. Burada Full HD Plus çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED panelimiz var. Ekran güçlü güneş ışığı altında dış mekan kullanımı için yeterince parlak. Samsung parlaklığı arttırarak 1000 nit seviyesine çıkarmış. Ekran ayrıca bir AMOLED panelden bekleyeceğiniz gibi mükemmel renkler ve kontrast sunabiliyor. Ekran güzel, yani ben hani kullanımını sevdim. 120 Hz yenileme hızı da ekranın özelliklerinden bir diğeri. Kullanıcı arayüzünde gezinirken veya PUBG Mobile gibi oyunlarda bu yüksek hızlı ekranın avantajlarından yararlanmak mümkün. Daha uzun pil ömrü için uyarlanabilir ekran moduna da geçebilirsiniz. Yani bunu da tercih edebilirsiniz. A54 bu fiyattaki tek 120 Hz telefonda değil, bunu da belirteyim. Çünkü Xiaomi ve Realme gibi rakipleri bunu zaten sunabiliyor. Ekran ayrıca Galaxy S23'teki kadar iyi çalışan ekrana gömülü parmak izi tarayıcıdan da yararlanıyor. Yüz tanıma da iyi burada. Hani ekran kilidini açmak için ikisini de güvenle kullanabilirsiniz. İkisi de son derece hızlı. A54'ün kulaklık jack'ı yok ama yerleşik stereo hoparlörler oldukça iyi. Ses netliği tatmin edici. Yine de bastan yoksunlar ama dizi film için kullanılabilirler. Gelelim performans konusuna, çünkü birçok kişi performansı burada merak ediyordur. Şöyle özetleyeyim, çünkü işlemci diye bastır en başta. İşlemci modelindeki tek haneli bir değişiklik özellikle orta sınıf bir telefonda çok önemli görünmese de çoğu şeyi değiştiriyor. Geçen yılki Galaxy A53'te bulunan Exynos 1280 biraz takılan bir işlemciydi bazı durumlarda. A54 ise Selefi'nin 2 katı kadar daha güçlü olan Exynos 1380'e yükseltildi. Bu işlemci sayesinde sorunsuz ve güvenilir bir performans elde edebiliyorsunuz burada. Bakın, kusursuz demiyorum çünkü bazen fotoğrafların işlenmesi veya büyük bir oyunun yüklenmesi için bir süre beklemeniz gerekebilir. Ancak bunlar bu
fiyattaki bir telefonda görülebilir. Yani normal durumlar. Genel olarak günlük kullanımda telefon gayet iyi performans gösterdi. Ben hani kullanırken hiçbir sıkıntı yaşamadım. PUBG Mobile, Asphalt 9 gibi oyunları yüksek kaliteli ayarlarda çalıştırabilirsiniz bunu. Ki oynadığım da ekranda da görüyorsunuz. Benim test ettiğim modelde 8 GB RAM ve de 128 GB dahili depolama alanı mevcut. Eğer daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız biraz daha fazla para vererek 256 GB kapasiteli versiyonunu satın alabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Tabii bu sayede daha fazla fotoğraf, video ve uygulamaya hani alan sağlayabilirsiniz bu sayede. Ayrıca microSD kart yuvası da bulunuyor. Böylece hafıza konusunda daha esnek bir kullanım sunuluyor size. Bu teknik donanımla kullanıcı arayüzüne gezmek, akıcı uygulamalar ve oyunlar beklemeden açılıyor. Yani çok fazla bekletmeden açılıyor öyle söyleyeyim. Çoklu görev performans da gayet iyi. Bununla birlikte RAM Plus'la performansı biraz daha iyileştirme imkanınız da bulunuyor. Kablosuz bağlan tarafında Galaxy A54 5G bağlantısının yanı sıra NFC, Wi-Fi 6 ve de Bluetooth 5.3 gibi özelliklerle geliyor. Pil ve şarj konusunda Xiaomi ve Oppo gibilerinin şu anda 200 Watt'ın üzerinde hızlara ulaştığını düşündüğümüzde hani bu hala hassas bir nokta aslında. A54'teki 25 Watt şarj evet rakiplerine kıyasla düşük ama bu kötü demek değil. Yani sonuçta burada hızlı şarj desteğiniz var. He ama bu arada Samsung kutuya şarj adaptörünü eklemiyor. Sadece kablo var kutudan. Yani ekstra bir satın alma yapmanız gerekiyor. Telefonu başka bir markanın 67 Watt hızlı şarj cihazıyla test ettim. Hani ve şarj ettim. Bununla 15 dakikada %16'ya ve 30 dakikada %31'e kadar dolduğunu gördüm telefonun. Hızlı şarj sizin için hani önemliyse sağlam bir şarj adaptörüne yatırım yapmanız gerekecek arkadaşlar. Neyse ki sunulan pil ömrüne baktığımızda işler biraz daha iyi hale geliyor. 5000 mAh'lik telefon hani 4-5 saatlik ekran süresiyle karışık kullanımla tam bir günü rahatça çıkartabiliyor. Daha az kullanımla şarj ihtiyaç duymadan 2 günde çıkartabilirsiniz. Kablosuz şarj ise burada ne yazık ki yok arkadaşlar. Pil ömrü sizin tamamen kullanımınıza bağlı. Onu belirteyim yani ne kadar kullanırsanız pil ömrünüz o kadar hızlı bitecektir. Bunu da bilin. Yazılım konusunda da birkaç cümle söyleyeyim. O da şöyle. Yazılım amiral gemilerinde olduğu kadar orta sınıf telefonlarda da Samsung için güçlü bir nokta. Burada Android'in en son sürümü Android 13'ü ve de şirketin One UI 5.1 arayüzünü alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Samsung güncelleme desteği konusunda da iyi. Neden derseniz şirket A54 için 4 yıl boyunca Android güncellemesi ve de 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi sunacak sizlere. Bu nedenle bu telefonda yalnızca Android 14'lü değil en az Android 17'yi görebilirsiniz. Saf Android deneyimi burada hani yok One UI ile birlikte ama One UI'ın kullanımı rahat ve favori uygulamalar için kenar çubuğu gibi özellikler de yararlı yani işlerinizi kolaylaştırıyor. Telefonda bloatware uygulamalar evet var, Disney Plus, TikTok ve OneDrive gibi önceden yüklenmiş uygulamalar kullanışlı ama istediğiniz zaman bunları kaldırabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz de mevcut. Şimdi gelelim kamera konusuna, o da şöyle. A54 daha düşük çözünürlükte ultra geniş ve de makro kameralarla birleştirilen 50 megapiksel ana lense sahip. Aslında tipik bir arka kamera üçlüsü sahip diyebiliriz. Bu fiyata bir telefonda telefoto lens gibi bir şeyler beklememelisiniz çünkü çok az bulunuyor. Ana kamera iyi ışık koşullarında kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Renkler bir Samsung klasiği olan hani biraz daha sıcak tarafa kayıyor arkadaşlar. O tarafa kayıyor. F1.8 diyaframa sahip ve titreyen bir elden kaynaklanan bulanıklığı önlemek için optik görüntü sabitlemeden yani OIS'ten yararlanabilirsiniz. Bunlar doğrultusunda çekilen kareler ayrıntılı ve canlı, bir problem yok. Sosyal medya ve hatta baskı için kabul edilebilir kareler elde edebilirsiniz. Düşük ışık performansı da hani çoğu orta sınıf telefondan daha iyi bence. Gece modunda yaptığım manzara çekimlerinde de netlik ve parlaklık iyiydi. Düşük ışıkta ve kapalı mekanlarda yaptığım çekimlerde de hani parlaklık ve renk canlı ortalama denebilir açıkçası. Ultra geniş lensle çerçeveye daha fazlasını sığdırabilirsiniz ancak ana lensle kıyasla hani kalite yarı yarıya düşüyor burada. Ha bir de buradaki makro lensle de epey eğlendim. Tabi bunu kullanmak için sabit bir oda, zamana ve de sabra sahip olmanız gerekiyor. Çünkü yani odaklamak biraz zor makro çekim yaparken. Ön tarafa gelirsem buradaki 32 megapiksel selfie kamerası sağlam portre modu ve daha fazla insanı kadraya sığdırmak için daha geniş açılı görünüm gibi birçok özellikle öne çıkıyor. Video tarafına da geçersek büyük ölçüde ana kameradaki OIS sayesinde video kaydı da iyi, bir problem yok. Varsan olarak 30 FPS'te Full HD kayıt yapabilirsiniz. Dilerseniz aynı kare hızında 4K'ya kadar da çıkabiliyorsunuz, çekim yapabiliyorsunuz. 4K'da renkler canlı ve çekimler akıcıydı arkadaşlar. O halde sonuca bağlarsam Samsung Galaxy A54 ile orta segmentte işleri tekrar yoluna sokmak için epey çalışıyor. Burada birinci sınıf tasarım, IP67 koruması, orta sınıf bir telefondaki en iyi ekranlardan biri ve güvenilir bir kamera seti elde ediyorsunuz. Ayrıca pil ömrü sağlam ve Samsung yazılım yükseltme garantisiyle de kullanıcıları etkilemeye devam ediyor. Çünkü yazılım desteği önemli arkadaşlar. Performans A53'e kıyasla daha güvenilir çünkü bu yıl daha güçlü bir Exynos işlemciyle bu sorun çözülüyor.
çözüldü. Şunu da belirtmem lazım. Evet, satın alabileceğiniz en iyi orta sınıf telefon değil ama Samsung'un yazılım desteği, uzun pil ömrü, stabil performans deneyimi A54'ü iyi bir tercih haline getiriyor. Evet arkadaşlar, bu videoda elinden geldiğince sizlere Samsung Galaxy A54'ü anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Beğenmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.